videomuzda sizlerle birlikte günlük hayatta sıkça karşılaştığımız problemlerden birini çözüm bulacağız. Problemimiz nedir hemen açıklıyorum. Çamaşırlarımız askıdan alırken acaba kurudu mu yoksa nemli mi diye mutlaka düşünmüşüzdür. Şimdi bu proje sayesinde artık bu düşünceye hiçbir şekilde kapılmayacağız. Çünkü çamaşırlarımızı alacağız askıdan ve hazırladığımız sistemin içerisine koyacağız. Eğer çamaşırlarımız nemli ise DC motorumuz dönmeye başlayacak ve çamaşırlarımızı kurutacak. Peki bu sistem için, yani bu proje için hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor ona bir bakalım. Pile kontrol kartı, sarı ve kırmızı ledlerimiz var. İsterseniz yeşil led de kullanabilirsiniz. Toprak nem sensörü şöyle 3 parçadan oluşuyor. DC motorumuz, 9 voltlu pilimiz, pil şapkamız, 3 tane bağlantı kablomuz, bilgisayar ile pile kontrol kartı arasındaki bağlantıyı kurmak için de USB kablomuz. Şimdi sensörümüzü ve modüllerimizi nasıl bağladığımızı bir hatırlayalım. Öncelikle ledimi alıyorum. Ledimin üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Pile kontrol kartı üzerindeki mor alanlara bağlayabiliyorum. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar benim ledim için uygundur. Bağlantı kablosunu alıyorum. Önce ledime, sonra seçtiğim mor etiketli kapılardan birine takıyorum. Ben sarı ledim için 1 numaralı kapıyı taktım. Kırmızı ledimi de yine aynı şekilde bağlıyorum. Mor etiket olduğu için mor etiketli kapılardan birini seçiyorum. Ona da 2 numaralı kapıyı seçti. Gelelim toprak nem sensörümüze. Şöyle toprak nem sensörümüzün dönüştürücüsü ve şu şekilde kabloları bulunmakta. Kablolarını şu şekilde takıyorum. Ve kabloları düz tutarak dönüştürücü modül üzerine yerleştiriyorum. Gayet güzel. Peki toprak nem sensörümüzü pile kontrol kartımıza nasıl takıyoruz? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmakta. Bu da toprak nem sensörümüzü pile kontrol kartı üzerindeki kırmızı etiketli alanlara bağlayabileceğimizi gösteriyor. Yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılar benim toprak nem sensörüm için uygundur. Bağlantı kablosu yardımıyla hemen bağlantımı oluşturuyorum. Ben 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler de dilediğiniz kırmızı etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Ve son olarak DC motoru. DC motorumu da pile kontrol kartımı takarken kartımı şöyle çeviriyorum. Pile kontrol kartımın üzerinde DC motorumu takabilmem için iki tane giriş bölümü bulunmakta. Sağdakinin yanında A1 ve A2, soldakinin yanında ise B1 ve B2 yazıyor. Dilediğiniz girişe takabilirsiniz. Ben hemen sağ taraftakine şu şekilde tutuyorum. Yani A1 ve A2 tarafına takıyorum. Evet, artık bağlantılarımı kurdum. Şimdi pile kontrol kartımı bilgisayarına bağlamak istiyorum. USB kablomu aldım bunun için. Bir ucunu bilgisayara takıyorum. Diğer ucunu pile kontrol kartıma takıyorum. Şimdi sensörümün ve modüllerimi çalışıp çalışmadığını bir test ediyorum. Sonrasında ise projemizi yapmaya başlıyoruz. Bilgisayarımızdan Emblok programını açıyoruz. Emblok programını açtıktan sonra hemen bizim pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunun için uzantılara giriyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpıya basıp kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçili mi? Evet seçili. Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kontrol edelim. Evet. Kartlara geliyorum. Kartlardan Arduino'nun onun seçili olması gerekiyor. Şimdi bağlan diyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM 6 çıktı. Sizlerde COM 3, COM 5, COM 7 gibi farklı değerler çıkabiliyor. Bu tamamen pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Bağlantım oluştu. Bağlanıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Emblok yazılımı ile pino kontrol kartı arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Yine bununla birlikte pino kartınızla eğer daha öncesinden bir proje yaptıysanız ve kodları kartınızın içerisine yüklediyseniz kartınızın içine silinmesini yani sıfırlanmasını sağlamaktadır. Ya da diyelim ki bir proje yaptınız, projenizin bağlantısından, kodlarından, tasarımından, her şeyinden eminsiniz ama bir türlü çalışmıyorsa hemen aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, artık kartım kodlanmaya hazır. Robotlar bölümüne geliyorum. Robotlarda hemen sensör kontrolü başlığı altında
Toprak nem değer okuma kod bloğu bulunmakta. Kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçiyorum buradan. Hemen 8 numaralı kapı diye seçtim. Ekrandaki karakterime sürekli olarak değeri söyletmesini istiyorum. Merhaba değeri birleştiriyorum. Sürekli söyletmek istediğim için ise sürekli tekrarla ile birleştirdim. Olaylardan da yeşil bayrakla çalışmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bize şu an 1023 gibi bir değer veriyor. Zaten toprak nem sensörü bizlere 0 ile 1023 arasında değerler vermekte. Şöyle hemen bir tane ıslak mendilim vardı. Şöyle ona gördüğünüz gibi böyle hafif nemli, tabii çok nemli değil benimkisi şu anda. Birazcık sürdüğüm zaman değerlerim 970'lere indi. Tabii hemen ne yaptı? Kurudu. Şöyle biraz daha bastırıyorum artık. 600'lere kadar düştü. Şöyle tekrardan kuru haline getireyim. Yani daha nemli bir bezim olsa bu sefer değerlerim ne olacaktı? Biraz daha düşmeye başlayacaktı. Tabii ben şu anda test yaparken de, yani sistemimi çalıştırırken de projemde bu ıslak mendili kullanacağım için değerlerim aşağı yukarı bu civarda olacak. 600'ün altındaysa, hatta 700'ün altındaysa diyeyim, şu an biraz daha bastırıyorum. 700'ün altındaysa sistemimiz çalışmaya başlar. Bunu da aklımıza tutmuş olalım. Sistemi şöyle koyayım. Ve geldik DC motorumuza. DC motorumuzu da hemen kontrol edelim. Robotlara geliyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Pilobot kontrolleri var. Hemen buradan pilobot teker var. Ben sağ tarafa bağladığım için sağı seçiyorum. Eğer A1 ve A2'ye bağlıysanız sağda, B1 ve A2'ye bağlıysanız sol seçmeniz gerekiyor. İleri hızında dönsün istiyorum. Yani yön olarak ileri dönsün. Hızını ise şimdi elimle belirleyeceğim. 255 diyorum. Bir olaya bağlamayacağım. Üzerine çiftliklere çalışmak istiyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde çalışıyor. Durdurmak için de pilobot durdur kod bloğunu kullanabilirim. Ya da isterseniz hızını 0 yap diyebilirsiniz. Evet, gayet güzel çalıştığına göre artık sizlere hazırlamış olduğumuz tasarımımızı göstereyim. Tasarımın üzerinden yapmaya devam edelim. Şöyle bir tasarım yaptık. Sizler de bunu yine bir ayakkabı kutunuz varsa o kutuyu keserek yapabilirsiniz. Şöyle alt bölüme hemen ne yaptık? Toprak nem sensörünü yerleştirdik. Çünkü çamaşırlarımızı şu şekilde koyacağız. Eğer nemli ise şuradaki DC motorumuz dönmeye başlayacak ve onu kurutmaya başlayacak. Tabii ki nemli ise kurutma işlemi devam ederken aynı zamanda kırmızı ledimiz yanıp sönecek. Biz böylece hala kurumadığını ve kurutma işleminin devam ettiğini anlayabileceğiz. Eğer DC motoru da kapalı bir alana koymak isterseniz diye söylüyorum bunu. Kuruma işlemi bittikten sonra da sarı ledimiz yanacak ve kırmızı ledimiz sönecek. Böylelikle artık çamaşırı oradan alabileceğimizi de anlamış olacağız. O zaman ben hemen daha öncesinde sabitlediklerimi şuraya bir ayırayım. Buraya ledimi, her şeyimi koymuşum zaten. Evet, şu anda bağlantılarımı oluşturdum. Artık kodlarımızı yazarken bu tasarım üzerinden yazabiliriz. Pilimi ve fiş hakkını da şöyle aldım. Evet, artık ne yapalım? Şimdi algoritmamızı oluşturalım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Toprak nem sensörümüzün değerlerini hala okuyor mu? Evet, şöyle bir durduruyorum ve tekrar şöyle bağlantımızı bir oluşturalım. Bağlantımız var zaten. Tamam. Durduruyorum. Tekrar başlatıyorum şimdi. 985 gibi bir değer veriyor. Hemen biraz bastırıyorum. Gördüğünüz gibi değerlerim benim düşüyor. Çektiğim zaman ise 1020'lere geliyor. Şimdi biraz daha bastırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi değerlerim her ben biraz daha bastırmamda düşüyor. Tabii biz oraya indirmeyi bir çamaşır koyacağımız için direkt değerler kendiliğinden de düşmeye veya artmaya devam edecek. Benim değerlerim 700'ün altındaysa ben ne istiyordum? DC motorumun dönmesini ve dönerken aynı zamanda kırmızı ışığımın yanıp sönmesini istiyorum. O zaman hemen kodlarımızı yazmaya başlayalım. Durduruyorum. Yeşil bayrakla başlatacağım önce bir denemek için. Kalsın orada, onu atmıyorum. Şimdi ben ilk olarak benim toprak nem sensörünün değerini kontrol etmem gerekiyor. Yani 700'den büyük mü, 700'den küçük mü diye. Bunun için hemen robotlara geliyorum ve sensör kontrolleri başlığı altındaki toprak nem değer okuma kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlamıştım? Yine kontrol ediyorum. 8 numaralı kapı. Şimdi
Şimdi seçiyorum 8'i. Evet, sizler peçem aldıysanız onu seçin lütfen. Şimdi şunun kontrolünü oluşturmam gerekiyor. 8 numaralı kapıya bağlı toprak nem sensörünün değeri 700'den büyük mü küçük mü? Bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Şimdi ben bunu bir kere de yapmak istediğim için eğerse değilse ile yapacağım. İsterseniz bunu iki tane eğer ile 700'den büyük olma ve 700'den küçük olma durumu diye ayrı ayrı yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk olarak 700'den küçük olma durumunu kontrol etmek istiyorum. Toprak nem sensörünün değeri 700'den küçük ise, yani nemli ise, koyduğum çamaşır nemli ise ne yapmasını istiyordum? Öncelikle DC motorumun dönmesini istiyordum. Hemen geliyorum robotlara. DC motorumun dönmesi için yazmam gereken kod bloğu pivot kontrolleri başlığı altındaydı. Geliyorum sağ teker mi sol teker mi yine kontrol ediyorum. A1 A2 sağ taraf, B1 B2 sol taraftı. Sağ taraf ileri yönünde 100 hızında değildi. Yani 100 zaten durduruyordu. 255 hızında dönmesini istiyorum. Sizler 0 ile 255 arasında istediğiniz sayıyı girebilirsiniz. O dönerken benim ledlerim ne durumda olacak? Sarı ledim sönük olacak. Bunu belirtmem gerekiyor. Belirtelim. Bir yanlışlık olmasın. Sarı kaç numaralı kapıda? 2 numaralı kapıda. 2'yi düşük yap diyorum. Diğerini yüksek yap diyorum. Yani 1 numaralı kapıyı yüksek yap dedim. Peki sürekli mi yanmasını istiyorsunuz yoksa böyle yanıp sönsün mü? Ben yanıp sönmesini istiyorum. Daha güzel bir görüntü olsun istiyorum. O yüzden kontrole geliyorum hemen. 1 saniye bekle kodunu alıyorum. Bunu diyorum ki 0.5 saniye bekle. Ondan sonra sen ledini ne yap? Düşük yap. 1 numaralı ledi düşük yap. Yine düşük yaptıktan sonra artık ne yapacak? Yine 0.5 saniye isterseniz bekletip tekrardan işleme devam ettirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde çalışmasını gayet, şu an benim için gayet yeterli, evet. Hemen değilse bölümüne bakalım. Değilse bölümü de zaten 700'den büyük olma durumudur. Yani çamaşırımın kuru olma durumudur. Nemli değil benim çamaşırım demek oluyor bu. Bunun için de ben ne yapacaktım? Sarı ledim yanacaktı. Kırmızı ledim hep kapalı kalacaktı. Hemen geliyorum. Led durumunu değiştiriyorum. 2 tane alıyorum. 1 numaralı ledim hangisiydi? Kırmızı. Kırmızıyı düşük yap lütfen. Ve sarı ledimi de yüksek yap. Tabii kapıları değiştirmeyi unutmayalım. Şimdi kontrol edelim. Toprak nemden gelen değerim 700'den küçük ise, sensörden gelen değerim eğer ıslak sarısı, nemli ise, pinobotumun sağ tarafına bağlı olan DC motoru dönsün 255 hızında, 2 numaralı kapıya bağlı ledim sönsün yani sarı ve 1 numaralı kapıya bağlı ledim yansın, sönsün ve işlem sürekli devam etsin. Tabii bunu ben ne zamana kadar devam ettirmek istiyorum? Şimdi bunu karar verelim bir de. Şu anda bu işlem 700'den küçük olduğunda hep devam edecek. Peki, kuruduğunu anlayacağım. Nasıl anlayacağım demiştik. Kuruduğunu benim anlayabilmem için de şöyle bir şey yazmam gerekiyor. Buradaki kodun belli bir zamana kadar çalışması gerekiyor. Yani 700'den büyük olana kadar çalışmasını istiyorum ben. O zaman kontrole geliyorum. Olana kadar tekrarla kod bloğunu alıyorum. Diyorum ki eğer toprak nemden gelen sensörün değeri, toprak nem sensöründen gelen değer 700'den, şurada kapıyı değişmeyi unutmayalım, 8 numaralı kapı, evet. 700'den büyük olana kadar bu işlemi yap. Yani çamaşırımı kurutana kadar kolları çalıştır. Şimdi az önce direkt çalıştırıyordu ama biz buraya ne kadar çalıştıracağını belirtmemiştik. Şimdi olayı biraz daha istediğimiz kıvama getiriyoruz. Buradaki kodları diyorum ki çamaşırım kuruyana kadar, yani değerim 700'den büyük olana kadar bunları lütfen yap diyorum. Ve bunu da gelip eğerin içerisine yerleştiriyorum. Şuradaki dedimden sonra da bir 0.5 saniye beklesin. Anlayalım, daha güzel olsun. Evet. Bu işlemlerin hepsini de bir kere mi yapacak yoksa sürekli mi? Ben oraya çamaşır koyduğum süre zarfınca, yani ben devremi açtığım süre zarfınca sürekli olarak bu işlemleri kontrol etmesini istiyorum. O zaman kontrole gelip sürekli tekrarıyla ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Evet. İsterseniz buradaki 0.5 fazla geldiyse bunu azaltabilirsiniz. 0.2 diye de değiştirebilirsiniz. Buradaki süreler tamamen size kalmış. Evet, şimdi bir kodlarımızı sürekli tekrar edip koyduktan sonra bir kontrol edelim bakalım. Neler yaptık? Şimdi dedik ki eğer
benim koyduğum çamaşırlar ıslaksa, yani sensörden gelen değerim 700'den küçükse, sensörden gelen değerim 700'den büyük olana kadar, yani çamaşırım kuruyana kadar ne olsun? DC motorum dönsün, kırmızı dedim yanıp sönsün ve 2 numaralı kapıya bağlı sarı dedim de sönsün istedi. Gayet güzel. Eğer değilse de 700'den küçük değil, yani 700'den büyükse, benim koyduğum çamaşır kuruysa da benim 1 numaralı kapıya bağlı kırmızı dedim sönsün ve 2 numaralı kapıya bağlı sarı dedim de ne yapsın? Yüksek kalsın, yani yansın. Bir de bir şey daha unutmayalım. Burada biz pivotumuzu, yani sağ tarafa bağlı olan DC motorumuzu döndürüyorduk. Ona da dur dememiz gerekiyor. Çünkü eğer çamaşır kuruyken onun çalışmasına gerek var mı? Onun çalışmasına gerek yok. Şimdi hemen bir test yapalım. Şöyle ben ıslak mendilimi bir alayım. Yeşil bayrağı bastım. Evet, şu an yeşil bayrağı bastım. Sarı ledim yanıyor. Islak mendil de gerçi kurudu ama şöyle biraz bastırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi DC motorum dönüyor. Kırmızı ledim yanıp sönüyor. Şimdi çekiyorum. Çamaşırımın kuruduğunu varsayıyorum. Gördüğünüz gibi sarı ledim yandı ve DC motorum da durdu. Evet, artık kodlarımı kartımın içerisine atabilirim. Yeşil bayraktan ayırıyorum. Pilo programını alıyorum. Sağa tıklıyorum ve Arduino'ya yüklediyorum. Tekrardan Arduino'ya yüklediyorum ve şu an yükleme işlemim gerçekleşiyor. Yazdığımız bütün kodlar kartımızın içerisine yükleniyor. Birazdan 9V'luk pil yardımıyla bilgisayardan bağımsız bir şekilde projemizi çalıştıracağız. Yükleme devam ederken kabloyu kesinlikle çıkartmıyoruz. Evet. Şimdi yükleme birazdan bitecek. Sizler isterseniz bu projeyi biraz daha geliştirebilirsiniz. Mesela buzzer koyabilirsiniz. Bittiği zaman sarı ledle beraber buzzer da çaldırabilirsiniz. O zaman daha da keyifli hale gelebilir projeniz. Kapat diyorum. Şöyle hemen USB kablosu çıkartıyorum. Hemen bilgimi alıyorum. Güç girişine takıyorum. On off'tan ona getiriyorum. Şu an sarı ledim yanıyor. Şöyle kamerayı tam tutayım görüntüsü. Evet. Artık şimdi geliyorum. Islak çamaşırı buraya koyuyorum. Tabii çok ıslak değil dediğim gibi. Ben şöyle biraz bastırmam gerekecek nemini atabilmek için. Evet. Gördüğünüz gibi gayet küçük şekilde dönüyor. Artık soğutma işlemi başladı. Elimi biraz çekeyim ve gördüğünüz gibi aldığımda sarı ışığım yandı, DC motorum da durdu. Evet, siz geliştirmek için LED koyarsanız daha güzel olacağını varsayıyorum. Projeyi biraz daha kapalı koyabilirsiniz. Havalandırmanın daha etkili olabilmesi için DC motoru koyabileceğiniz bir sistem de geliştirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu projeyi mutlaka bizimle paylaşın lütfen. Merakla bekliyoruz projelerinizi. Pino ile bu tarz sistemler yapmak, günlük hayatta karşılaştığımız sorunları çözümler bulmak oldukça kolay ve keyifli. İyi çalışmalar diliyorum.